Erincan'dan başlamak istiyorum. O Türkiye'nin geleceği. Acaba o nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor Türkiye'de? İlk başta benim söylemek istediğim şey Türkiye'nin yine milletvekillerinin elinde olan kaderi yine bizim başımıza bir insanı getirecek ama benim istediğim olay bu değil. Çünkü son örneğini 18 Nisan'da yaşadık biliyorsunuz. Seçimler demokrasinin en ayrılmaz parçası ve her zaman olduğu gibi kendi irademizle seçtiğimiz insanların başımıza gelmesini bekliyoruz. O yüzden bir referanduma gidilmesi bence en iyisi. Referanduma gidilsin yani ne yapsın? Millet mi seçsin? Millet seçsin. Çünkü Cumhurbaşkanı millet seçsin. Milletvekilleri değil millet seçsin. Evet çünkü her ne kadar bizim vekillerimiz olsalar da bizimle düşünce farklılıkları taşımaları ve onun dışında onlara değil bize hizmet verecek olmaları. Ben senin çalışmalarından dolayı radyo televizyon üst kurulu kapatacak beni. Söyle sen neyse artık. Savunmayı sana yaptırdım ben. Benim savunmam şu, özgür düşünceyi değil radyo televizyon üst kurulu. Dünyanın tüm atom gücü gelse bile durduramaz. Yaşa be. Peki millet seçsin diyorsun o zaman. Kimi seçsin millet? Millet. Nasıl bir şey istiyorsun sen? Sen Türkiye'nin geleceğisin. Nasıl bir şey istiyorsun? Bize en yönetecek Cumhurbaşkanı'nın gelmesini istiyorum başa. Çünkü ama anlatmak istediğim şu değil. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bundan önce gelenler başarısızdı demek istemiyorum. Ama başarısız herkes... Hayır, hepsi ellerinden geldiği kadar o zaman yapabildikleri kadar bir şeyler yapmaya çalıştılar. Çünkü Türkiye'nin Cumhuriyet oluşundan beri geçen 75 yılın sanıyorum hiçbir dakikası boş geçmemiştir. Hepsi bir demokrasi mücadelesi için geçmiştir. Ve o yüzden 10. Cumhurbaşkanımızı da A veya B şekilde başımıza getireceğiz. Ama benim tek dileğim bizi en iyi yönetecek, bizim dertlerimize en iyi çözüm bulacak Cumhurbaşkanı gelmesi. Peki nasıl bir Cumhurbaşkanı? Senin kafandan nasıl bir Cumhurbaşkanı? Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Millet seçsin diyorsun, sen de oy hakkı istiyor musun? Senin oy hakkı yok da 18'de olacak. Sen de ben de oy vereyim diyor musun? Benim hakkım olmasa bile mutlaka Türkiye'nin 60 milyonun içerisinde tek ben değilim. Ya sen istiyor musun? Sen de oy hakkı istiyor musun? Ben de oy hakkı istiyorum ama sanırım anayasa değişmediği sürece ve bayağı bir baştan köklü bir değişim olmadığı sürece benim 18'i geçmeden oy vermem mümkün değil. Peki nasıl bir cumhurbaşkanı var kafanda? Benim nasıl kafamdaki ideal cumhurbaşkanı bir kere... Bak burada yeri geldiği zaman tıpkı benim Sayın Demirel'den de beklediğim gibi 7 senesi bittikten sonra şapkasını alıp gitmeyi bilen bir cumhurbaşkanı istiyorum ilk başta. Çünkü her ne kadar istikrar adı altında olsa da Türkiye'nin kendi insanlarına hak tanınması gerekiyor. Peki. Benim düşüncem bu. Aklımdaki ideal cumhurbaşkanı da şu. Bir isim var mı aklında? Aklımda bir isim yok çünkü kimi söylersem bir onların kişisel düşünceleri kendi geleceklerini belirler. İkincisi de zaten onların cumhurbaşkanı olup olmamaları sadece benim düşünceme bağlı değil milletin düşüncesine ve başımızdakilerin düşüncesine bağlıdır. Ama sen millet meclisi seçmesini istiyorsun. Millet seçmiş. Evet. Kendisi seçmiş. Ama yine de onlardan çıkmadan bizim seçmemiz mümkün değil. Ne olursa olsun onlara bağlıyız. Bağlı. Onun dışında zaten onları bir seçtik bir yerde. Bizim temsilcilerimiz onlar. Benim kafamdaki ideal cumhurbaşkanı şey geldi. Böyle bir milletvekili mi olsun, politikacı mı olsun? Yoksa Türkiye'de böyle çok konuşulan bir şey var. Kendi mesleklerinde çok başarılı olan insanlar cumhurbaşkanı seçilsin diyorlar. Mesela Sakıp Ağa'dan bahsediliyor, Fatih Terim'den bahsediliyor. Bahsediliyor. Yani böyle kendi alanlarında çok başarılı insanlar gelsinler cumhurbaşkanı olsunlar diyorlar. İlla ki politikacı olmak zorunda değil, politikacı da olabilir diyorlar. Ne diyorsun buna? Ben bu konu olabilir aslında ama benim beklediğim onlardan bu değil çünkü Türkiye'de şimdi her şey çeşitli faktörler içerisinde gelişir. Ve herkes kendi faktörünün cumhurbaşkanı olur. Tıpkı Sakıp Bey'in iş dünyasının cumhurbaşkanlarından biri olduğu gibi, Fatih Terim'in spor dünyasının cumhurbaşkanlarından biri olduğu gibi ve birçok örneğin de böyle olduğu gibi. Aferin sana ya. Biz kalkalım artık ya. Olaya farkınız abi. Yani sen de olay zaten toparlandı. Toparlandı. Belki bacak çok güzel var. Onlar da size kalıyor. Valla inşallah. Hadi sana kalıyor tamam. Hemen geçtim sana. Valla benim adayım Selimcan. Yani sahiden şu performansla önümüzdeki 20 sene içerisinde
yani 10 yaşında öyle zannediyorum Selimcan. Ama sahiden de bu yaşta böyle birikim ileride nereye doğru götürür bir insanı bilmiyorum ama Cumhurbaşkanlığı doğru götürürse Türkiye için en hayırlısı olur gibi geliyor. Çünkü hem yaşına rağmen çok şey biliyor hem de politik. Yani isim vermekten de kaçınıyor. Tam Türkiye'nin bizim şu yaşta öğrendiğimizi o